Bunları biliyor musunuz da var elimde, oradan başlayacağım. Ya onlar beni büyük yakıyor her seferinde, yine yanacağım değil mi? Yakmaz, çok enteresan çünkü. Sen biraz rahat, nasıl diyeyim, bak şimdi bir şey söyleyeceğim, yanlış anlaşılmasın. Gerçi canlı yayında olduğumuz için yanlış anlaşılmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü hangi niyetle sorduğumu biliyorsun. Kadın daha geri çeken kendine, kadın daha biraz daha soğuk, kadın biraz daha bilmem ne, kadın biraz daha falan derken sen çok gönlü açık, daha rahat davranan, daha böyle hadi falan durumundasın. Bunun farkında mısın böyle olduğunu? Bununla ilgili bir eleştiri ya da pozitif anlamda bir eleştiri geldi mi sana? Ya farkındayım. Ben kendim olmayı tercih ettim. Hiçbir zaman önüme ne bir perde koydum, ne bir filtre koydum. Hiçbir şey yapmadım. Aslına bakarsanız bana göre herkes benim gibi ama bir şekilde filtrelemeyi tercih ediyorlar. Hani dozajı abartmadığım sürece ben olmaktan çok mutluyum. Fakat bu ben ilk hani böyle akli dengemi bulduğum gün dedim ki bir gün ben bu işi yapacağım. Ve o gün ya bana aşık olsunlar ya da benden nefret etsinler. Arası olmasın, ortasını istemiyorum. Yani İrem diye bir kız var demesinler. Ya desin ki pi Allah belasını dinleyin. Bunu mu dinleyeceğim desin. Ya da desin ki abi böyle bir kız var çatır çatır şarkısını söylüyor. Şu anda pi diyorlar. Evet. onu çatır çatır şarkı söylüyor diyorlar. Çok. Fakat şöyle bir durum var. Ben bir marka olmaya çalışıyorum. Ya bu memlekette olsun, yurt dışında olsun en büyük markaların aşığından çok nefret edeni vardır. Ya ben böyle mutluyum ya. Ben kendim olmakla çok mutluyum. Zaten bir önceki geldiğim programda da kendini olduğun için çok doğru eleştiriler geldi. Başıma neler geldi sonra. Vallahi. Vallahi. Hangi konudan dolayı? Sonra konuşalım. Bunun olayı mı? Abi. Ya ama bir önceki geldiğinde hatırlıyor musunuz ya benim Beyaz Şov'a geldiğinde? Bir öncekinde. Hayır. Evet. Bizim seyircimizin özelliği sadece programa gelip burada izliyorlar. Yani buradan gidince evde bir daha izlemiyorlar. Sağ olsun. İrem bir önceki geldiğinde burnundan dolayı estetik olduğunu söylemişti. Tabii yani 10 sene önce. Büyük bir burnum vardı. Sonra estetik oldum dedi. Ben de bu estetik olmuş halim mi İremciğim dedim. Evet. Benim tanıdığım Beyaz öyle bir şey demez. Evet, benim tanıdığım öyle Beyaz da demez. Benim tanıdığım da demezdi. Adama bir haller diye verdi. Kim dediyse, niye öyle bir şey dediysem. Ama yani hani burnunda estetik, sende var mı estetik? Yok mu sende estetik? Var mı estetik? Sende var mı estetik? Sende yok. Hadi yine sana geldik. Hadi hayır, buyurun. Buyurun, bekliyorum. Hayır, hayır. O olaydan sonra mı öyle bir şey oldu? Beni, ya bu arada işinin ehli adamlar değil böyle hani... enteresan bir şekilde estetik doktorları aramaya başladı, mail atmaya başladı. Maillere hani kibarca cevap verdim, yok düşünmüyorum, teşekkür ederim falan. Bir tanesi aradı. İrem Hanım'la mı görüşüyorum dedi. Evet dedim. Ben dedi siz dedi Beyaz'da izledim dedi. Burnunuzla alakalı dedi, çok büyük sıkıntılar çekiyor musunuz dedi. Ben dedi talibim yapacağım dedi. Yok beyefendi düşünmüyorum dedim, bakın ama dedi. İleriyi düşünün dedi. Yani ne dedim, ileriyi niye düşüneyim ya? Şimdi dedi ben dedi para almam yaparım ama dedi bir dahaki Beyaz'a konuk olduğunuzda dersiniz ki Ahmet Mehmet bilmem kim benim burnumu yaptı. Böylece iki taraflı kazanırız dedi. Tabii canım dedim ki ya nereden buldunuz telefonumu, orasını karıştırmayayım. Acayip yani böyle sürü... iki üç tane olay yaşadım. Evet memleket meselesi oldu benim burnumu ama yapmak. Ama sen takılmıyorsun şu anda burnu. Abi burun işte yani ne yapayım burun yani hani. Benim şarkımı dinlesinler abi, benim burnumla ne işiniz var yani. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Şimdi başka şeyler var da onlara gireceğim. Haydi evet. Bakalım. Çok güzel bilgiler var. Gerçekten bak şimdi. Kimi arıyorsun? Geçen sene tatil için Roma'ya gitmiş İrem. Gittiği ilk gün bütün parasını çaldırmış. Pazar olduğu için para transferi de yapılamamış. Roma'da Kolezyum'un önünde şarkı söyleyip dilenmiş. 2 saatte 72 euro kazanmış. Çiçek gibi. Vallahi. Alnımın akıyla kazandım. Gerçekten harika. 2 saatte 72 euro. Günümü de çıkardım. Akşamımı da kurtardım. Efsaneydi yani. Burada da yapsan şu anda kazandığından daha fazla kazanırsın. Gençken yapıyordum ya. Şu anda Taksim'de. Müzik piyasası bu kadar 2 saatte 72 euro kazanmıyor mu? Vallahi kazanmıyor yani. Acıdılar mı halime ne yaptılar bilmiyorum. Bayağı soğukta oturdum böyle. Bir de Volare'yi biliyorum o kadar iki kuble. Volare Cantare dedim, paralar aktı abi. Geçen gün metroda yanına bir delikanlı yanaşıp... ...abla sen televizyonda savaş tankı gibi çıkıyorsun demiş. öyle mi dedi sahi? Geldi böyle bir yakından bir bakıyor falan, o mu acaba diye. Bir de ben böyle bayağı Alican gibi geziyorum. Şapkayı takıyorum, çantayı alıyorum sırtıma. Baktı, İrem Derici mi dedi. Evet dedim.
Ya dedi sen televizyonda savaş tankı gibi çık, panzer gibi çıkıyorsun dedi. O kadar minyon bir kadınmışsın aslında dedi. Ne diyeyim ki? İrik metoda çok acayip şeyler oluyor. İrik kemikli olduğun için belki. Ben de mesela televizyonda çıktığımla buradaki aynı mı çocuklar? Nereye aynı? Nereye aynı? Nereye aynı? Televizyona daha kilolu göstermiyor muyum? Bak oraya bak. Bana bak. Bak oraya bak. Şimdi bana bak. Bir daha oraya bak. Orada kal. Devam edelim sohbetimize. Evet. Canlı daha yakışıklıyım. Ya. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.